Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kimlerde daha sık görülür dersek, kimler risk altında daha çok? Ağır yük taşıyan kişiler, yükü dengesiz kaldıran kişiler, oturuş, duruş, pozisyonları yanlış hayat tarzı olan evet. kişiler. Bunlar da daha çok sık görüyoruz. O yüzden genelde ağırlık kaldırırken ya da normal işimizi yaparken daha dikkatli, daha belimizi düşünerek davranmalıyız. Ağırlık merkezini vücut şeyinize yakın olarak kaldırmalıyız. Ters hareketlerden kaçmalıyız. Bunlar genellikle fıtığa yol açan nedenler. Tabii bu birdenbire oluşmuyor. Her ağırlık kaldırdığımızda fıtık olacak ya da bilmem ne olacak diye bir şey yok. Bu bir süreç. Yaşlandıkça omurların arasında olan yastıkçık dediğimiz disklerde fıtıklaşmalar görüyoruz. Bu fıtıklaşmaların kaynağı bu disklerin yaş ilerledikçe içeriğindeki su miktarının azalması ve buna bağlı olarak da dejenerasyona uğraması. Bu özellikle 30'lu yaşlardan sonra dejenerasyon süreci başlar ve giderek de su içeriği azalarak 50'li 60'lı yaşlarda buralarda bir takım dejenerasyonlar meydana gelir. Bu dejenerasyonlar nelerdir? İşte disk yapısının bozulması ve bunun içerisindeki halkalar şeklinde olan ortadaki yumuşak nükleus dediğimiz kısmı koruyan yapının bozulup o nükleus dediğimiz kısmın dışarı doğru taşması. Bu taşma sonucunda o yakındaki bacağa giden sinirler etkilenir ve bu etkilenmeyle birlikte ağrı ve bulgular meydana gelir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.